Evet sevgili dostlar, şu anda Sehlikoğlu Hasan Efendi çiftliğindeyiz. Hasan Efendi'nin oğlu Kemal Bey, torunu Kemal Bey'le beraberiz. Burayı size tanıtmak istiyorum. Bakalım Kemal Bey bizlere ne anlatacak. Evet Kemal Bey, burası neredir abi? Burada bazı fotoğraflar görüyoruz. Fotoğraflar, şu gördüğünüz alet Alman Rus donanma bir alet. Birinci Dünya Savaşı'nda ve Kurtuluş Savaşı sırasında buradaydı. Ve özellikle Kuvayi Milliye'ye Kurtuluş Savaşı sırasında erzak gidiyordu. Bu buğdayla sap ayırıyor, aynı zamanda un ve bulgur da yapıyordu şu fotoğraflarda. Bu, yani bu fotoğraflar burada mı çekilmiş? Hayır, bunun birebir aynısı buradaydı bu alet. Evet. Bu da yakın çevrede yani, burada. Evet. Aynı bu aletti buradaki. Sonra Tapan'a satılıyor bu alet. Burada bu abi... Ayakta değirmen bu. Evet, burada bazı fotoğraflar gördüm. Bunlar... Mustafa Kemal Atatürk'ü görüyorum. Evet. Altta yine General Ali Fuat Cebesoy Paşa'yı... Genel Kuvayi Milliye Komutanı. Şu üçü de Büyükbaba'nın girişimiyle Adana'nın kurtuluşu için istenen, yani bu milli mücadeleyi başlatmak için bir binbaşı ve iki yüzbaşı. Şu Tufan Paşa, Doğu Çukurova. Bu da Adana Mersin Tarsu Komutanı, Tekeroğlu Sinan, Batı Çukurova. Burada Kutsal İsyanlar diye bir yazı evet, var. Bu neyi anlatıyor? Milli Kurtuluş Savaşı'nın gerçek hikayesi en eski tarihle ilgili yayınladığım biridir. Çok önemli belgeler. Burada Büyükbaba'nın görüşmesini anlatıyor. İşte Büyükbaba'nın silahımız, yapanımız, paramız ve her şeyimiz var. Bunları düzene koyup yürütecek komutana ihtiyacımız var. Böyle bu üç komutan alıyor. Onunla ilgili ve gene diğer bu bölgede yaşananlarla ilgili Adana Kurtuluşu'yla ilgili. Büyükbaba'nın bu. Birinci Dünya Savaşı sırasında Adana Meclisi Azası. Sehlikzade Hasan Efendi. Evet, 1846. 1946 yılında vefat evet. etmiş. Evet, o yaşlılık hali, çıkan madalyasıyla. Evet. Bu hocam... Bu da yaşlı hali. Evet. Şu Adana Meclisi Azası iken Kurtuluş Savaşı'na kadar öyleydi zaten. Bu da Anıtkabir'de yayınlanan fotoğrafı, bakın. Mustafa Kemal desteğiyle Adana Cephesi'nin açılmasına yardımcı olan 3 kahraman. İngilizce de yazmış. Anıtkabir'de gittiğimiz zaman Güney Cephesi'nde bu zaten var. Biz de oradan aldık. Yusuf Bey'in yazdığı... Evet, burada... Bir... Adana Ansiklopedisi Mustafa Kemal ile görüşme haberleşmesini ve planlarını Sehlikzade Hasan Efendi gerçekleştiriyor. Evet. İşte o günlerde Sehlik Türkmen aşiretinde Hasan Efendi'ye karşı Ermeni saldırıları 60'lı. Olaylar oldu. Büyükbağım hem Atatürk'e İçişleri Bakanlığı'na bildirdiği Ermenilerin yaptıkları katliamlar, zulümleri içeren belge. Şu an Osmanlı Arşivinde yayınlanıyor, Türk Tarih Kurumu'nda da. Şu çekilen telgraf Develi'den çekiyor. Çünkü hakkında tutuklama kararı olduğu için dağlarda mücadele orada oraya gidip çekiyor. Onların yaptıklarıyla ilgili şurada içeriği var. Evet, burada Kuvayi Milliye Komutanı tabii. Tekeloğlu Sinan Bey'in. Tabii bu genelkurmay yayını hocam. Günlüklerinde. Tabii çoğu dikkatli ama burada önemli bir şey var. Bu sıra dağ kitabının başı. Bu sırada memleket büyük bir buhran içindeydi. Ağaçtan bile faydalanamıyorduk. Bu yüzden Adana'ya gidecek kimse bulamıyorduk. Ben diyor yüzbaşı ve iki aslanım, bir de Sehlikzade Hasan Efendi, dört arkadaş Cenab-ı Hakk'ın birine sığınarak geceleyin hareket ettik diyor. Nizeden evet. Adana'ya vardığımız halk uyarılarak teşkilat, yani direnişe çağırdı. Bu gene genelkurmayın resmi kitaplarında buradaki Büyükbağım'ın da 270 askerle şeyden nedir o, Gezbel'den başlayıp Sayın Bey'le harekatının ilk başlangıcı. İlk saldırıyı da Büyükbağım. Evet, şimdi burada duralım tamam. Abi. Ben Sayın Beyliliyim. Sayın Beyli'deki savaşla çok yakından ilgiliyim. Evet. Nereden başlıyor abi bu? Şimdi Sayın Bey'le harekatı şu Gezbel'den bakın ilk saldırıyı. Aşağı şurası ha tamam. Dikkat ederseniz bakın gene buraya yazmış Genelkurmay Savaşı. A Hasan Efendi kuvvetleri, Everek kuvvetleri, Tomarda kuvvetleri. Bu plan yapmış. Sayın Bey'le doğru iniyorlar. Biliyorsunuz keşke aslında şey binbaşı hayatta olsa, o günlüklerini yazmış olsaydı hatıralarına Doğan Bey. Onunla çok çalışmış. Birlikte tabii. Bu da gene Sehlikoğlu Hasan Efendi Sayın Beyli'nin düşman işgalinin kurtuluşunda önemli bir görevi üstlenmiş ve Gezbel denen yerden Sayın Beyli'ye girişin ilk başlangıç harekatını düzenlemiş. Tabii Allah hocam. Allah razı olsun. Sağ olun. Bir taraftan da tabii Kozan'dan yukarıya doğru yani bir kıskaca alınma evet. şeyi var. Biliyorsunuz Sayın Beyli en çok Ermeni'nin direnç gösterdiği
onların hazırlıklı olduğu yer. Evet. Bunlar bu gene çeşitli kurumların şeyleri, bu bölgeyle ilgili bilgileri, tarihi bilgileri. Şu genelkurmay yayınıdır. Bakın, Pungo köyünde Pungo Kılıçkaya develeye giderken. Biliyor musunuz? Evet, abi? Biliyorum. Pungo köyünde bulunan 50 kişilik bir kuvvet ve bir yedek subay Kozan ileri gelenlerinden Seyrekzade Hasan Efendi'nin emrine verildi ve 6 Mart 1920'de Gezbel'e gönderildi. Gezbel'de bulunan Seyrekzade Hasan Efendi'nin mevcudu 270'e yükseldi. Yani gitgide katılımlar artıyor. Bu genelkurmay yayınıdır bakın. 270 askerle tabii saldırı başlıyor. Savaşa. Tabii ilk saldırı. Katılıyor. Tabii öyle belgeler var ki binbaşı mesela diğerlerine diyor ki Hasan Efendi orada çevresi kuşatıldı, ona bir şekilde yardım götürmemiz lazım falan. Böyle bilgiler var genelkurmay. Yine böyle bilgileri içeren. Bu ilginç bir şey. Bunu arşivler. Evet, bu milli mücadele başladığında hocam burada Sayınbeyli'de bulunan Ermeniler Amerika'ya telgraf çekiyorlar ve New York Times'ta haber olmuş 1920'de. Atatürk ve Türk milliyetçileri harekete geçti, Ermeniler zor durumda diye haber olmuş. Evet. Bundan önce 1909 olayları var. Onda da telefonun mucidi Graham Bell'e telgraf çekiyorlar. O belgeleri daha önce okumuştum. Bunlar da tabii Türkçe. Siz görmüştünüz. Evet, tabii o belgeleri ben daha önce tabii, sizin okumuştum. Şunlar evet. İlginç. Büyük babama gelen telgraflar. Mesela Kozan'dan Adana'nın kurtuluşu için çağrılıyor oradaki kutlamalara, ziyafete. Adana Belediye Riyaseti, bakın Kasım Ener o zaman belediye başkanı. Evet. Kurtuluş Savaşı kahramanları onuruna 5 kanun sahne bayramımıza vereceğimiz ziyafeti yüksek huzurunuzda şereflendirmeniz diler, saygılar sunar. Yani böyle iki kez bulduk, sandığında bulduk bunu da babamız. Ya bu tarihi belgeleri saklamakta böyle evet, güzel bir şey yapmışsınız. Evet, şu İlber Ortaylı da burada tekraren şey yapıyor, yani bunu adını koyuyor. İlk kaç başta Çukurova'da başladı milli mücadele diye. Doğru söylüyor. Evet. Milli mücadelenin kalbi Çukurova'da başladı. Tabii çünkü diyor insanlar Fransız işgal eden Fransız kuvvetlerinin içindeki Ermeni jandarmaları görünce vatanın elden gitmekte olduğunu anladı diyor. Zaten Mustafa Kemal Atatürk de bu milli mücadelenin Çukurova'da başladığını işte belgeleyen efendiler bende bu vakain ilk hissi teşebbüsü bu memlekette bu güzel Adana'da doğmuştur şeklinde tarihe geçecek önemli bir sözü de söylemiş. Bu fotoğrafları isterseniz burada bir kesebilirsiniz. Evet. Bu fotoğrafları karşıda bir yani daha bu, var. Ha, bu büyük babam yine. Evet. Büyük babanız Sehlikzade evet, Hasan Efendi. Evet. İşbirliği yapıp Mustafa Kemal Atatürk'le birlikte özellikle Kozan dolaylarında Kuvayi Milliye Hareketi'nin öncülerindir. Ama Tekeloğlu Sinan'ı ilk götüren de odur ha. Evet. Niğde'den şimdi onu da anlatacağım. Yani çok önemli bütün bir görev. Bütün komutanları yerine götürüyor. Bir görev üstlenmiştir. Evet, özellikle cephelerin tamamında bir fiil bulunmuş. Aynı zamanda da Sayın Bey'in düşman işgalinden kurtuluşunda çok önemli görevler üstlenmiş bir büyüğümüzdür. Evet. Allah rahmet etsin. Sağ olun. Bu fotoğraflar negatifleri bizde. Fransızların Adana'dan çekilme görüntüleri. Türk askerini selamlayarak. Evet. Yine bunlar evet, bütün belgelerde. Ama bunlar ilk defa yani bunlar negatif bizde. Fransızların çektiği fotoğraflar olabilir de aynı birebir değil zaten. Bu da yüksek rütbeli Fransız komutanların gene terk ederken Adana'yı. Yine bu şekilde böyle bir şeyler yaptınız. Evet. Vallahi Kemal Bey sizi tebrik ediyorum. Bir torun olarak milli mücadelemize önemli yeri bulunan Hasan Efendi'nin anılarını yaşatmışsınız. Buraya peki gelenler gidenler tabii, oluyor mu? Tabii evet. Hem genellikle okullar, işte gene asker kökenliler, böyle tarihe ilgi duyanlar, Kurtuluş Savaşı'na ilgi duyanlar, yani böyle milli manevi değerlere önem verenler. Çünkü bu bizim üzerimizden milletimizin bir geçmişi yani bu. Evet, tarihi bu aynı zamanda sizleri de anlatıyor, hepimiz anlatıyor. Yani tarihi bir vesikadır. Tabii bunu herkes bütün... Biz şu anda neredeyiz? Bize nerede olduğumuzu bir söyler tamam, misiniz? Şu an Kozan'dan çıktığımızda burası 17 kilometre. Kadirli Kozan kavşağı vardır. Çukurköprü. Oraya 3 kilometre burası. Bucak yolu üzerindedir. Evet. Yani meraklıları, tarihe evet. Meraklıları, tarihin gerçeğini öğrenmek isteyen insanlar tabii, Kozan ilçemizden Kadirli'ye giderken Bucak yoluna dönülüyor. 3. kilometre. Bucak yoluna çok yakın. 3 kilometre evet, içeride. Evet. Burada siz böyle bir tarihi eseri korudunuz. Bu bina kimin binasıydı? Bizlerin. Yani son ben ve kardeşim de. Yani daha öncesinden babanız, dedeniz. 500 yıldır bizde burası. 500 yıldır evet. Bu tarihi bilinen mekan. Kaydımız. Evet. Mekanda.
Peki bu bölgede önemli hadiseler yapmışlar, şeyler yapmışlar mı? Hareket yapmışlar mı yani? Mesela bu çiftliğin yakıldığını biliyoruz işgal sırasında. Yani kimler yapmış bu? Ermeniler. Ermeniler. Tabii tekrar geri dönen, soykırıma uğradık diyen Ermeniler, Fransızlar birlikte geldiklerinde yakılan bölümleri de göstereceğim size birazdan. Evet, yakılan bölümleri de görelim. Ben şöyle kısa bir çekimler yapayım. Tamam. Ondan sonra yakılan bölümlere hep birlikte geçelim. Evet, güzel insanlar. Şu anda tarihi bir mekandayız. Tarihe tanıklık etmiş insanların eserleriyle doluyuz. Vesikalar, resmi vesikalar. Uydurma hadise yok. Tamamen tarihin gerçekleri. Sehlikoğlu Hasan Efendi'nin torunları burayı yaşanabilir, yaşatılabilir ve gelecek nesillere aktarılabilir bir hale getirmişler. Ben burada olmaktan çok mutluyum. Şimdi diğer bölümlere geçeceğiz. Tarih burada efendim. İnşallah hep birlikte bunları bütün Türk milletine duyurmaya gayret edeceğiz. Evet Kemal Bey, şurada bir fotoğraf gördüm, asker elbiseli. Bu kişi kimdir? Evet efendim, bu da babam. 1901 doğumlu. Yani Sehlikoğlu Hasan Efendi'nin oğlu. Oğlu Mahmut. Kaç çocuğu vardı? Babamın mı? Efendim? Yok, dedenin. Dedemin 3 olan bir kız olmak üzere 4 çocuğu vardı. En büyüğü babam. Babandı. Baban peki böyle bir şeylere katılmış mı? O zaten Kurtuluş Savaşı sırasında 14-15 yaşlarında. Çocuktur. Tabii evet. O sürgüne gönderilenlerden biri odur. Şurada zaten yazıyor. Yani büyük babam hakkında tutuklama kararı olduğu için buradaki Fransız komutan ve işte ona yardımcıları sürgüne gönderiyorlar buradaki gerginliklerden dolayı. Şurada da bir... Bu da babamın diploması. O dönem Mektebi Sultaniler büyük şehirlere açılmış. Osmanlı Harp Okulları böyle dağılma aşamasında olduğu için son 1890'larda bunlar başlıyor. Bu babanın diploması. Ne diploması bu? Abi bu okuduğu okulun diploması bir okuduğu Mektebi Sultani'den gördüğü dersler. Babanız daha sonra ne işler yaptı? Subaylığı var, bankacılığı var. Bu okullar zaten yetenekli gençlere subay ve memur yetiştirmek için açılmış. Çünkü o zaman gençler azalmış hep. Bütün cephelerde insanlar kaybolup gitmişler. Buradaki gördüğümüz tarihte de 1986 yılında vefat ettiğini, evet, Sehlikoğlu, evet, Mahmut Efendi'nin vefat, evet, ettiğini görüyoruz. Allah rahmet etsin, evet, mekanı cennet olsun. Şundan bahsedelim isterseniz, bu okulda okunan dersler çok önemli. Astronomi, fizik, elektrik, Fransızca, felsefe. Babamın bize Fransızca öğretmeye çalıştığını ben biliyorum. Mesela ay tutulması, güneş tutulması astronomi okuduğu için. Kardeşim yani yabancı dile de önem veriyor. Abi yok. Yabancı dili Osmanlı'da zaten çok özel bir okullarında özellikle okutuluyordu. Atatürk de biliyorsunuz oradan dolayı. Yabancı dil konuşabiliyordu. Biliyordu yani. Evet, diğer yerlere hep birlikte